BMW'de pek görmediğiniz motor kapağı e-drive. Şimdi dışarıdan göreceksiniz. Motor bölümünde pek anlaşılmıyor. Bu araba hibrit bir araba. X5 40 benzinli hibrit e-drive. Tabi 40'a aldanmayın. 2000 motor benzinli bir araba. Burada göreceğiniz üzere 2.0 muhtemelen B serisi motor, B47 kodlu yeni motor bloğu. 245 beygir, 0-100 çok dikkat çekici, 6.8. Son hızı 210, tabi araba biraz büyük olunca. Hibrit. Diğer kendi modellerinde bununla ayrılıyor. Şimdi az önce yeşil yanıyordu, söndü. O da şu demek oluyor. Buradan bakabilirsiniz. Yeşil tam dolu demek. Deposu dolmuş az önce. Depo kapağı da tabi ince bir dizayn. Hibrit olduğunu belli ediyor arabanın. Burada Sarıkan Bey ile konuştuk. Standart donanımda Comfort Access denilen keyless, tam keyless denilen olay. Biraz daha zenginmiş. Baktığımız zaman bu bizim 6WC hayalet dediğimiz gösterge var. Bu hibritlerde Türkiye paketinde fark olarak hibritte şu altta şeyi görüyorsunuz, menzili. Hibritlerde adaptif led bar standartmış. Navigasyon standartmış. Bu setupta benim çok hoşuma giden bir setup. Tesla arabası güzeldi, iyi hoştu ama hani içi sarı arabayı çok sevmiyorum ben. Benim şahsi tercihim böyle bir renk olurdu. Nappa deri. Yani X5'in testini yaptığımız için çok uzatmayacağım. E-Drive'a farklı olarak bu var. Burada bir E-Drive logosu konmuş araçta. Onun harici hiç mekanı bir değişiklik yok. Şu bu galiba Türkiye paketinde yoktu. Şurada ekstra bir aydınlatma var. Bu tüm şey boyunca gidiyor, görebilirsiniz. Bir de bu hibritteki fark bagaj hacmiymiş. 50 litre bir azalma söz konusu. Onu da gösterelim. Ha bir de normal X5 testimizde şuradaki düğmeyi ben tabi oraya bastırıyorum, bir şey olmuyor falan. O buradaki perdenin çıkması için bir tuş. O videoyu hatırlayanlar, burada hidrolikli bir kapak vardı. Yine bu kapak da hidrolikli ama gördüğünüz üzere hani derinliği 2-3 parmaklık bir göğüs kalmış. Buranın altında arabanın bataryası var, pili var. Ama bu kadar ağır bir arabayı 2.0 bir motor 6.2 saniyede 0'dan 100'e ulaştırıyor. Bir de arkadan fark edeceğiniz şey de şu. Ben bu setup'ı sevdim ama hani buzul gri diye geçiyor. Uzun gri içi kahverengileri hoş. Depo kapağını içeriden muhtemelen ama bir fark yok. Hem yolu gösterelim. Yani burada ışık daha iyi. Bu çikolata rengi mi artık diyeyim. Ne diyeyim. Bu da çok daha hoş bence. Bir de galiba bu ekstra, bilmiyorum, şu ayaklık var. Bu da çok şık olmuş. Yani bu araba gerçekten hoş. Görüşürüz.